Dostlar merhabalar. Üçgende eşlik benzerlik testlerine geçtik arkadaşlar. Birinci testimizin ilk sorusuyla başlıyorum hemen. Şimdi 7 var, 25 var ve dik üçgen. O halde 7, 24, 25 dik üçgenidir bu diyorum dostlarım ve hemen şu BC uzunluğuna 24'ü yazacağım. Eğer ki kalemimi ayarlayabilirsem, keşke baştan ayarlasaydım. Neyse. Şuraya 24'ü yazdık dostlarım hemencecik. Peki. Buna göre DEX kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi biz ne öğrendik arkadaşlarım? Bir soruda 2 veya daha fazla dik açı görüyorsak A, B 90 benzerliği yapacağız demiştik. Şimdi ilk testleri ne yapıyorum ben? Öğrenin diye kuralları hatırlata hatırlata çözeceğim dostlarım. Bakın A 90 B. B 90 o halde şuraya A kalacak. A 90 B yazıldı. Neymiş ilk hatırlamam gereken taktik? Bir soruda 2 veya daha fazla dik açı varsa A, B, 90 benzerliği yap demiştik. Yaptık. Şimdi artık açılar eşit olduğu için bu üçgenler %100 benzer. Madem ki benzerler hocam, bunun A'sının karşısında 24 var. Bunun A'sının karşısına X diyelim şöyle. 24 bölü X eşit olacak. Bunun B'sinin karşısında 7 var. Bunun B'sinin karşısına Y diyelim. 7 bölü Y'ye. Yine eşit olacak. Bunun 90'ının karşısında 25 var. Bunun 90'ının karşısında da 25 var. Bakın 25 bölü 25. Yani 1 çıktı benzerlik oranları. Demek ki burası 7 bölü 7 olacak. Yani Y 7 olacak. Burası da 24 bölü 24. Yani X 24 olacak. X'i bulduk. Bize nereyi soruyor? DE'yi soruyor. X'i soruyor. 24 bulduk. Şimdi dostlarım, biz zaten şunu fark edeceğiz. İlerleyen aşamalarda bu kadar yavaş çözmeyeceğim soruyu. Şimdi açıları aynı olduğu zaman AB 90, AB 90. Hemen şuna bakıyorum. Bak 90'ın karşısı 25. Burada da 90'ın karşısı 25. Yani aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşitse biz bunlara benzer üçgen diyeceğiz. Benzer üçgen diyebilmem için benzerlik oranlarının 1 olması lazımdı. Benzerlik oranını yazınca da 1 çıktı. Zaten 90'ların karşısı aynı olduğu için benzerlik oranları kesin 1 çıkacak. Benzerlik oranları 1 ise burada A'nın karşısında 24 mu var? Burada da A'nın karşısında 24'ü hemen yazacaktım dostlarım. Daha kısa sırada çözeceğiz. Tabii ki bunlar alışınca olacak. Şimdi geçelim 2 numaralı sorumuza. Diyor ki 2 numara. BC 5, 7, tamam 16, 10, X, Y falan filan. Şimdi şu simge, bakın şu hareketi gördüğünüz zaman bu benzerliğin simgesidir dostlarım. Bu iki üçgen benzer demek istiyor. Benzerseler ne olacak hocam? İki üçgen benzerse açıları tıpatıp aynı olacak. Peki kenarları nasıl olacak öğretmenim? Kenarları da orantılı olacak dostlarım. İşte 2 katı olabilir, 3 katı olabilir, 5 katı olabilir ya da rasyonel bir katı. İşte 3 bölü 5 katı, 7 bölü 8 katı gibi bir katı da olabilir. Köklü bir katı da olur ama bir katı olur mutlaka. 3 kenar arasında da aynı kat geçerli olur. Şimdi hemen öğrenmek adına, madem ki benzerler ve ben de dedim ki madem ki açıları kesin eşit, hocam hangi açıları eşit bunların? Bak şu sıraya göre 1, 2, 3. açı, bunun da 1, 2, 3. açısı. Şimdi birinci üçgenin birinci açısı A, işte bunun birinci açısıyla, bunun birinci açısı hangisi? E, bunun birinci açısı eşit, E açısı eşit. Ortadaki açılar yani ikinci açılar birbirine eşit. Bursa açısına şöyle tek çizgi koyalım. Bunun da Denizli'ymiş ortadaki açısı. Buna da tek çizgi koyalım. C açısıyla da şöyle yapalım bunu da. Bunun da Fransa açısı birbirine eşitmiş. Şimdi ben böyle açılara çok simge koymayı sevmiyorum. Harf vermeyi daha çok seviyorum arkadaşlarım. O yüzden eşit açılara da şöyle aynı harfi verdim. Ve biz artık bunların benzer olduklarını biliyorduk. Benzerlik oranını yazalım şimdi. Nasıl yazıyoruz öğretmenim? Üçgenlerden soldakiyle başladım. A'nın karşısına 5 düşmüş. Bölü. Burada A'nın karşısına ne düşmüş? 10. İşte 5 bölü 10 bunların benzerlik oranı. Hatta nasıl bir oran bu? 5'e 10.
1'e 2. Yani 2 katı muhabbeti var dostlar. O halde bu üçgen, şu sağdaki üçgen, soldaki üçgenin hep 2 katı olacak. Yani burada B'nin karşısında 7 mi var? Burada B'nin karşısında 2 katı olacak, 14 olacak. Burada C'nin karşısında 16 mı var? Burada yarısı olacak, 8 olacak. İşte bakın X ile Y'yi bulduk. 14 ile 8. Bize de bunların ikisinin toplamını soruyor. Adana'dan geldi. İkinci sorumun cevabı dedim dostlarım. Şu aydınlatmayı biraz daha şey yapın demişsiniz ama arkadaşlar elimden bu kadar geliyor. Yani inanın bana çok değişik bir ortamda çekiyorum. Işıkları falan şöyle görseniz var ya gülmekten ölürsünüz. Şöyle bir şey işte. Anca bu kadar oluyor dostlar aydınlatmamız. İdare ediniz. Şöyle yapalım. Tamamdır. Geldik 3 numaralı soruya. Bakalım bu ne diyor? 3 numaralı soru. Okuyalım bakalım. Diyor ki 2 tane, bakın hatta hiç soruyu okumaya bile gerek yok. 3 tane diklik görüyorum. O halde diyeceksin ki hemen A, B 90'ları bir yazayım. Şuradan başladım. Canımın istediği bir açıya A diyerek başladım. A 90, şuraya B yazdım. Şuranın tamamı 90'mış, mecbur A kaldı. A 90, şuraya da B yazdım arkadaşlar. Hadi gelin benzerleyelim. Şu küçük üçgende, burası küçük üçgenimiz. A'nın karşısına kaç düştü? 4. Büyük üçgende A'nın karşısına kaç düştü? 12. Bakın güzel bir kat çıktı. 3 katı çıktı arkadaşlarım. O halde şimdi bu 3 katı muhabbeti bütün kenarlar arasında geçerli. Yani bunun 90'ının karşısına 7 mi yazmış? Bunun 90'ının karşısına 3 katını yazacaksın. 21. Şu uzunluğun tamamı 21 olacak. E hocam 4 burada. O halde buraya 17 kalacak dedik. Dostlar unutmayın, ilk testi konuyu öğrenin diye yavaş yavaş çözüyorum. Her şeyi söylemeye çalışıyorum. Bundan sonraki testlerimiz daha hızlı gidecek tabii, inşallah diyelim. Geldik bu soruya. Eşit birer açımız var dostlarım. Eşit açı görünce hemen aynı harfi yazacağım. A, A. Bakın şu küçük üçgenin bir açısına B diyeyim, bir açısına da C diyeyim. Şimdi büyük üçgene odaklanın, açılarına bakın. A var, B var. E üçüncü açıya mecbur ne kalacak dostum? C. Çünkü burada dedim ki ABC'nin toplamına 180 demiş oldum buraya ABC yazarak. O zaman büyüğün de açıları toplanınca 180 gelecek. Bunun için de buraya C kalacak. Peki 3 var, 5 var, 4 var, X var. Buna göre X kaçtır diye bir soru soruyor. Hadi benzerliğe başlayalım. Küçük üçgenle, yani şununla başlıyorum. A'nın karşısına kaç düşmüş? 3. Bölü. Büyük üçgende A açısının karşısına kaç düşmüş? Bak A burası. Büyük üçgenin kenarına ne geliyor? 9. O halde 3 bölü 9. Bak yine güzel bir kat çıktı. 3 katı geldi büyük üçgen. Küçük üçgenin 3 katıymış. Peki o zaman burada C'nin karşısına ne geliyor? 5. Büyükte C'nin karşısına ne düşmek zorunda? 3 katı. 5'in 3 katı 15. Hocam 3'ü burada. X'e kaç kaldı? 12. Bursa kaldı dostlar. Evet geçtim. 5 numaralı soruya ben de hemen. Güzel. BAC. Bak yine eşit açılar var dostum. Hemen şöyle. A diyelim. A diyelim. Küçük üçgenin şu açısına B, şu açısına C dediğin takdirde büyük üçgene bak. A var, B var. Büyük üçgenin şu büyük açısı mecbur ne olacak? C olacak ki toplamları 180'i sağlasın. Hadi benzerleyelim şimdi. Küçükte başlıyorum. A'nın karşısına ne düştü? 4. Büyükte A'nın karşısına ne düştü? 8. Bak küçükle büyük arasında yine güzel bir kat geldi. 2 kat muhabbeti var dostlarım. Demek ki büyük küçüğün 2 katı. O halde hocam küçükte mesela C'nin karşısında 8 varsa büyükte şu C açısının karşısında normalde ne yazacak? 2 katı dedik ya, 16 yazacak. O halde burası 16 olmalı. X'e de kalmalı 12.
Cevabım Ceyhan'dan geldi. Evet. Altıncı sorudayız dostlar. İki tane diklik gördüm. Hemen şuraya bir A diyeyim. Canımın istediği bir açıyla başladım. Buraya da B dedim. Bak A 90 B. Hatta bu 3 4 5 üçgeni. Büyük üçgene bakıyorum. 90 var. Şu açımız A düşmüş. O halde buraya da mecbur B düşecek. Artık benzerleyelim. Küçükte A'nın karşısında 4 yazıyor öğretmenim. Büyük üçgende A'nın karşısında 12 yazıyor. Bakın yine güzel bir kat. 3 katı çıktı yine. Demek ki büyük üçgen küçük üçgenin 3 katı. Peki küçükte 90'ın karşısında 5 yazıyorsa büyükte 90'ın karşısında 3 katı yazacak. Yani 15 yazmalı arkadaşlarım. Peki 15 olabilmesi için öğretmenim burada 3 varsa x'e de 12 kalmalı. Son 3 sorumuzun cevabı 12 çıktı. Evet, 6 numarayı da gömdük. Hemen 7 numaralı sorumuzu aldık. Artık bak, üniversite sınavında şimdi bu konunun başlığı benzerlik tabii ki. Ama üniversite sınavında benzerlik konusu demeyecek sana. Değil mi? Konu başlığı yok. Sen anlayacaksın bunun benzerlik olduğunu. Peki nereden anlayacağım öğretmenim? Ne dedi hocam sana? Bir soruda 2 veya daha fazla dik açı görüyorsan önce A, B, 90'ları yaz, benzerliği dene. Ben de burada öyle yapıyorum. Bak, canımın istediği bir açı seçiyorum. Aha, bunu seçtim lan bu sefer. A, 90, B. A, 90, hocam bu da B. Peki B, 90, buraya da ne kaldı? A. Şimdi soruyu oku. Şurada dikliklerden bahsediyor, geç onu. D, C, K ise diyor EC 2 katı. DC'ye KD, EC'ye şuraya 2KD. Hatta şurada biliyorum ki biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katı muhabbeti var. Yine hatırlatayım arkadaşlar. Bak, benim kameram 12 dakika 25 saniye, 12 dakika 30 saniye gibi bir zamanda çekip duruyor kendi kendine. Bu soru... Evet, tam anlatıyorduk, oldu. Dediğim gibi kamera 12 dakika böyle bir işte 30 saniye sürede kendi kendine duruyor arkadaşlarım. Bak, tekrar başlatıyorum ben de. Şimdi başlattık. Evet, ne yaptık? K 2K Pisagor K kök 5'i bulduk. 4 var diyor. Tamam. Buna göre AE X nedir diye de bir soru sormuş bize. Hadi şimdi benzerlik yapalım arkadaşlarım burada. Küçükte A'nın karşısına ne düşmüş? K. Bölü. Büyükte A'nın karşısına ne düşmüş? 4. Eşittir. Küçükte 90'ın karşısına ne düşmüş? K kök 5. Bölü. Büyükte 90'ın karşısına ne düşmüş? X. Şu K'lar gitti mi kardeşlerim? 4 ile kök 5'i çarpıyorum. 4 kök 5 eşittir. X ile de burada kalan 1'i çarpıyorum. X. Ve X eşittir. 4 kök 5 geldi bile çoktan. Geçtim 8 numaraya. Hadi bakalım ne diyorsun sen 8 numara. Dostlar, en klasik benzerlik şeklimiz. Bir üçgen içinde herhangi bir kenarına paralel olarak çizilen bir doğru var. İşte bakın, BC kenarına paralel olarak çizilmiş DE doğrusu var dostlar. DE paralelmiş BC'ye. Hemen şu benzerliği yapıyorum. Aslında burada da açıların eşitliğini gösterebilirsiniz ama şuna alışmanız daha iyi. Küçük üçgen üstteki ADE. Küçük üçgenin sol kenarı 6. Büyük üçgenin sol kenarı toplamda 8. Bak, küçük üçgenle büyük üçgeni benzerledim. Eşittir, benzerlik oranını yazdık. Küçük üçgenin alt tabanı 8. Büyük üçgenin alt tabanı x. 6x eşittir 64. X eşittir 64 bölü 6. Sadeleştirelim, 2'ye bölelim. 32 bölü 3. Bursa'dan gelsin 8. sorumun cevabı. Devam. Nereye geldik? 9 numaradayız arkadaşlarım. Bir okuyalım sorumuzu. Yine paralellik var. Bak, bu da 3. benzerlik şekli. Toplamda 3 adet benzerlik şekli var.
Birincisi az önceki soruda olduğu gibi klasik benzerlik. Bir üçgenin içinden paralel çizgi geçiyor. İkincisi kelebek üçgen dediğimiz, kimilerinin papyon, kimilerinin kum saati kuralı dediği kural. Burada da iki üçgenin tepe noktalarını birleştiriyor, tabanları da birbirine paralel oluyor. Buna da kelebek üçgen benzerliği diyoruz. AC'ye diyor 2K derseniz, CE'ye 3K diyeceksiniz diyor. AB'ye 6 vermiş, gördük onu. X nedir diye de bir soru soruyor. Şimdi bu kelebek üçgenlerin benzerliği de şöyle yapılıyor dostlarım. Şuradaki 2K'nın hemen diğer üçgene geçtiğinde devamı olan uzunluğu alıyorsun. Bak 2K'nın devam ettirirsen 3K'ya denk geliyor. O zaman soldaki üçgenin sağdaki üçgene benzerlik oranı 2 bölü 3 eşittir. Sol üçgenin paralel doğrusu 6, sağ üçgenin paralel doğrusu x. Hemen içler dışlardan x'i 9 da bulabilirsin. Ya da matematiğin sağladığı kolaylık ne diyor? Bu üst taraf 3 katına çıkmış, gördün mü? Alt taraf da 3 katına çıkacak. 3'ün 3 katı 9 olacak. Dostlar ben üniversite sınavında kelebek üçgenden, sadece kelebek üçgenden oluşan bir sorunun sorulacağını zannetmiyorum. Hani bunun gibi bir soru sorulmaz açıkçası bence. Nasıl sorulur peki öğretmenim? Kelebek üçgen özel dörtgenlerin içinde sorulur. Paralel kenarın, yamuğun, eşkenar, dikdörtgen, kare gibi. Ya da şu 8. soruda çözdüğümüz soru var ya, şu birinci benzerlik şekli. Bu birinci benzerlik şekliyle kelebek üçgeni birleştirip de bir soru sorar diye düşünüyorum ki böyle de çok soru var. Yani bir 13 tane saymıştım sadece 1 ve 2 numaralı benzerlikleri birleştirdiği, şu ikisini bir arada koyduğu 13 adet soru saymıştım bir ara, bayağı bir yıllar önce. Şimdi devam edelim 10 numarayla. İşte yeni nesil bir soru arkadaşlarım. Yeni nesil benzerlik sorularımız dehşet ötesi kolaydır, haberiniz olsun. Bak şimdi ne yapacağız? Sen bunu kare sisteme çevir. Ha bu az önce çözdüğün sorudan bile daha kolay bir soru olacak. Biraz sabırlı olup okumasını bileceğiz sadece dostlar. Yoksa soru her türlü çözülür. Bir sokak üzerinde bu 3 metre 4 metre 4 metre 4 metre lop 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 geç. Aydınlatma direğinin binaya olan uzaklığı 20 metre olduğuna göre binanın yüksekliği nedir diye bir soru soruyor. Dostum bak şuradan aşağı bir diklik inmiş. X bunu soruyor bize. Şuradan da aşağı bir diklik inmiş. 3 metreymiş. Dostum sen ne biliyorsun? 2 diklik aynı doğruya dikseler şunlar, şöyle aynı doğruya dikler. Bu demektir ki bu buna paralel. Bak senin 1 numaralı en klasik benzerlik şeklin çıktı karşına. Hemen yapalım. Bu küçük dik üçgenin, yani şunun alttaki kenarı 4. Büyük dik üçgenin alttaki kenarı 24. Eşittir. Küçük dik üçgenin şu dik paralel kenarı 3. Büyük olanınki de x. Hemen şöyle hesaplayalım. Buradan aşağıya kaç katına çıkmış? 6. Bu da 6 katına çıkacak. X eşittir 18 gelecek. Evet, 10. sorumuzun cevabı Denizli. Yine yeni nesil bir soru. Makaslarla sorulmuş bir soru. Bakalım ne diyor? Şöyle soruyu göstermeye çalışayım. Evet. Erkek kuaförü Emre'nin saç kesmek için kullandığı makasın şekil 1'de uç noktalarının arasındaki uzaklık AB 16 santimdir. Hemen bunu bir göstereyim ben. Şurası 16 santimmiş. Şekil 1'de öyle 16 santimdir. Şekil 2'deki uç noktalar arasındaki uzaklık A üssü B üssü 24 santimdir diyor. Tamam. Biraz daha fazla açmış burada. O1 üssü ile O2 üssü noktaları arasındaki uzaklık şurası 9 santim ise O1 ile O2 noktaları arasındaki şu uzaklık x diyelim kaç santimdir diye bir soru sormuş bize. Dostlar şimdi şekle bakın arkadaşlar. Birkaç farklı yolla çözebiliriz. İşte kelebek üçgen falan da yaparsınız burada ama.
Sonuçta aynı iki makastan bahsediyoruz değil mi? Aynı makassa bunlar birbirine benzer makaslardır dostlarım. Ve ikisinin de uçları arasındaki oran yani 16 bölü 24 eşit olacak. Şimdi burası ne kadar açılırsa burası da o kadar kapanacak ya. Dolayısıyla buradaki oranın aynısı buraya eşit olacak. Yani x bölü 9'a eşit olmalıdır diyorum dostlarım. Hadi bir sadeleştirme yapalım. 3'e bölelim 8. 3'e bölelim 3. 16 ile 8'i sadeleştirelim. 2. İçleri çarpalım 6. Dışları çarpalım x. X eşittir 6 geldi. Yani sorumun cevabı Ceyhan'dan çıktı dostlar. Evet. İlk videomuzu biraz uzun tuttuk arkadaşlarım. İyi öğrenin diye. Bir sonraki videomuzda daha biraz daha hızlı çözeceğiz. Eğer hani ilk defa bir soru tipi çıkıyorsa karşımıza tabii ki onu da yavaş yavaş anlatarak çözmeye çalışacağım arkadaşlarım. Öğrenmeniz için yapıyoruz bunu. İyi dinlerseniz, her türlü çözerseniz sizlere full yakışır arkadaşlarım. Allah'ın izniyle hepiniz full yapacaksınız. Hadi görüşmek üzere.